Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi Orta Çağ'dan devam ediyoruz. En son Orta Çağ'daki siyasi oluşumları, dönemin siyasi yapılarını, dini durumları vesaire bahsetmiştik. Sınavda direkt olarak karşımıza çıkacak bilgilerden yola çıkmıştık. Şimdi gelelim kaldığımız yerden devam etmeye. İlk başlığımız arkadaşlar artı ürün. Tabi artık tekrar etmeme gerek var mı bilmiyorum ama videonun altında ders notları mevcut. Şimdi artı ürün olayı ne arkadaşlar? Şimdi tarımla geçinen toplumlarda kuraklık beraberinde kıtlığı getirdiği bölgelerde artı ürün üretmek ve bunları depolamak önemli. Artı ürün arkadaşlar. Yani şimdi şöyle düşünmenizi istiyorum. Atıyorum tarım yok akşam yemek için avlanmak zorundasınız. Yani şöyle bir şey yok. Hani oturayım, video çekeyim yok. Ya da ne bileyim gezmeye gideyim yok. Kahve içeyim yok. Papçı atayım yok. Neden yok? Çünkü yemek bulmak zorundasınız. Devamlı olarak. Ama tarımla beraber bu ihtiyaç kaldı. Aslında bu artı ürün temelleri ilk çağ dayanır. Yani akşam artık e, avlanmaya gideyim. ya akşamı yemek bulayım. Yok canım ne gerek var. Bak var işte ekmeğimiz var. Hemen unumuz var. Bir bazlama yaparız. İçine tereyağı sürer yeriz gibi. Ve bu bize ne yaptı? Arkadaşlar artı ürün artı zaman yarattı. İnsanlar artık daha rahat. Ama bizim için mevzuat burada değil. Baktığınız zaman. Şimdi artı ürün arkadaşlar yeni meslek grupları ortaya çıkardı. Mesela şöyle düşünün. Bu yeni meslek gruplarının temeli yatında da bu artı ürünü depolama var. Biz tahıldan, undan, buğdaydan yola çıkalım. Bunu bir silo'da depoluyorsunuz arkadaşlar o dönem için altın kadar önemli. Basit bir örnek tabii ki atıyorum. Buraya bir adet ne yazım? Güvenlik. Daha önce böyle bir kavram var mı yok? Al sana yeni meslek. Örnek Şimdi arkadaşlar. Baktığınız zaman bir şey daha var. Bu bir yerde depolanıyor. Ve bunun görevlileri var. Halka dağıtan insanlar var. Bakın. Depolamayı kim yapıyorsa depo neredeyse güç onda. Ve bu neye işaret eder biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun bir sonraki aşaması toplumsal tabakalaşmadır. Yani zaman içerisinde yani şuradaki malzemeyi dağıtan bu adam var ya kendini diğer adamlardan, diğer insanlardan yukarıda görmeye başlar ve toplumsal tabakalaşma ortaya çıkar. Şimdi buna basit bir örnek vereyim arkadaşlar. İlk çağda malzemeler nerede toplanıyordu? Zikuratlarda, Sümerlerin saray hariç her şeyi olan yapılarında. Mesela buranın rahipleri de toplumsal tabakalaşmada üst sıralardadır. Buna basit bir örnek arkadaşlar. Aynı zamanda monarşinin ortaya çıkmasında da Hatta toprak sahibi soyların zaman içerisinde güçlü satırlar kazanmasında da bunlar ortaya yani bunlar önemlidir. Toprak eşittir. Soyluluk eşittir. Kölelik gibi kavramları ortaya çıkarır arkadaşlar. Şimdi orta çağda toplum genel olarak ikiye ayrılır. Senyör bak adı cafşaflı olduğu için üst sınıf bir de self arkadaşlar. Senyörler ve selfler var. Bunlar da biz oluyor. Vatandaş, köylü ikiye ayrılır. Bundan da bahsedelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir yıldız bilgi var. Bakın direkt karşımıza çıkabilecek bir soru bilgisi. Şimdi Osmanlı'da feodalite yok. Neden yok? Çünkü Osmanlı'da tımar sistemi var. Toprağın bir sistemi var arkadaşlar. Bu da soyluluğu engelliyor. Toprak ağlığını engelliyor. Yani baktığınızda en azından bir dönem. Daha sonra bunu tekrar konuşuruz. Şimdi ne dedik? Toplumsal tabakalaşmalardan bahsettik ya. Şu toplumsal tabakalaşmaları söyleyelim arkadaşlar. Şimdi tarih boyunca kas sistemi var, kölelik var. Yani mevkiye bağlı sistemler var. Toplumsal tabakalaşma var. Şuraya toplumsal tabakalaşma yazalım arkadaşlar. Toplumsal tabakalar. Şimdi bir kral var. Bunun yanında soylular var. Bunun yanında askerler var. Bunun yanında her şey dine dayandığı için rahipler var. Bir de bunları besleyen köylüler var arkadaşlar. Baktığınız zaman alın size toplumsal tabakalaşma. Bir önceki başlıkta bunun çıkışını anlattım. Şimdi avcı toplayıcı ilk toplumlarda tabakalaşma az. Yani çok bir tabakalaşma yok. Mantıken yani en azından çıkan arkeolojik buluntularda bu böyle. Ama tarımın ortaya çıkışı, ürünün depolanma ihtiyacı, artı ürün. Bakın tarım, artı ürün ve hop toplumsal tabakalaşma. Genel mantık bu şekilde arkadaşlar. Ha bu arada kas sisteminden örnek verdim. Bunu ilk çağda tekrar anlattım ama hadi bir daha söyleyeyim. Şimdi sen bir kişisin. Bu kaslar arasında yükselemezsin. Nasıl doğduysan öyle öleceksin. Çocuğun da öyle ölecek ama mutlusun. Cem Yılmaz'ın dediği gibi bir dahaki sefere kralsın. Şimdi gelelim orta çağ deyince bir diğer ulaşıma bir diğer konuya. Bu da arkadaşlar orta çağda ticaret. Hadi bakalım. Şimdi ticaret deyince genel olarak biraz Anadolu'ya ve Orta Asya'ya bakmak lazım. Kendi tarihimize bakmak lazım. Artık Avrupa Orta Çağı'ndan biraz sıyrılıyoruz. Şimdi o yıllarda arkadaşlar ulaşıp kervansaraylar var. Kervansaraylar var. Bunlar kervanların kaldığı. Hotel gibi düşün. Ve kervan. Kervan ticaret arkadaşlar. Uzun şarkısı değil. Ticaret. Ticaret yapan unsurlar. Kervanlar. Genelde develi yapılıyor vesaire vesaire. Şimdi bunda gidilebilecek olan yer tabi o yıllarda arabalar, trenler falan falan olmadığı için hayvanın gücüyle sınırlı. Deniz ulaşımı da yine insanlar ve rüzgar gücüyle sınırlı. Yani bir ne var ticarette? Sınırlılık var arkadaşlar. Sı bir sınır var. Şimdi bu noktadan ticaret dedik. Orta çağın arkadaşlar genel olarak bir ticaret yolları var. Dört ana unsur var. En önemlisi tabii ki İpek Yolu arkadaşlar. Türk tarihinde bir sonraki ünitede çok göreceğiz bunu. İkincisi hop baharat yolu Hindistan'dan çıkar. Üçüncüsü kürk yolu arkadaşlar. Dördüncüsü ise yine ilk çağda gördüğümüz Sardes'ten Pers'e Polis'e uzanan kral yolu'dur diyoruz arkadaşlar. Şimdi dikkat orta çağ. Ve yeni çağ boyunca İpek Yolu'na hakim olan dünyanın süper gücüdür. Bu da yıldızlı bilgi. İpek Yolu'na hakim olan dünyanın süper gücüdür. Tabii ki bu ticaret yolları alternatifleri bulununca önemini kaybeder. Ne zaman? Coğrafi keşifler diyoruz arkadaşlar. Hani bir söz var ya? Mikroskop insana önemini gösterdi, teleskop ise önemsizliğini gibi biraz düşünün bakalım devam ediyorum ticaretten sonra tabi ticaretten sonra devam ediyorum diyorum ama şöyle bir biraz bahsetmeden olmaz şimdi şu kareyi şöyle bir dünya yani Orta Asya ve Avrasya olarak düşünün Avrasya şurası Avrupa Doğu'ya doğru uzanan bir Asya var şurası ben hep bunu sınır noktası olarak alırım Hazar Denizi işte Anadolu Mısır biraz yukarıda biraz saçma oldu ama İran, Hindistan, Çin ve burası da ortası da bugünkü Türkistan. Şimdi arkadaşlar, İpek Yolu dediğimiz olay Çin'den bir çıkar. Hop, Hazar Denizi'nin güneyinden gider. Konstantinopolis'ten ileriye doğru uzanır. Ondan sonra Kürk Yolu yukarıdan çıkar. Şimdi kürk yani baktığınız zaman ısınmayı yönelik bir şey genel olarak Kush Sibirya hattına gider. Baharat yoluna baktığımız zaman ise arkadaşlar Baharat Yolu Hindistan'dan başlayıp yine dünyayı dolana dola eee dolaşan bir kavramdır. Şimdi Kral Yolundan biz daha önce bahsettik ama bu ilk çağın bir kral yolu. Anadolu'dan çıkar Persiye Polise kadar gider arkadaşlar. Yani en önemlileri İpek ve Baharat yoludur. Zaten ilk ve orta çağ uygarlıklarının dönemlerine baktığınız zaman yaşam alanı buraya doğru gider. Siz bir de benden bir haçlı seferi dinleyin. Orada demek istediklerimi daha iyi anlay anlarsınız. Şimdi devam ediyorum. İlk çağın ticaret mekanları arkadaşlar. İki senede bir banko sorusu olan konuya geldik. Ne bunlar? Arasta. İlk. Şimdi Arasta ne arkadaşlar biliyor musunuz? Mesela örnek vereyim. Ayakkabıcılar sokağı. Şimdi ayakkabıcılar sokağı deyince ne anlıyorsun? Bir sokakta hep böyle ayakkabıcılar var değil mi? İşte bu arastadır. Genellikle aynı esnaf grubuna ait dükkanların bir sokak üzerinde sıralanması ile meydana gelen yere biz arasta diyoruz. 2. Bedesten. Şimdi bedesten ne? Arkadaşlar bedesten deyince aklımızda değerli kumaş. Ondan sonra mücevher. Değerli mücevher yok. Çünkü mücevher zaten değerli ama neyse. Değerli eşyaların satıldığı kapalı çarşı durumundaki ticari mekanlar arkadaşlar. Yani kapalı çarşı. İstanbul kapalı çarşı. Örnek nedir? Bir bedestendir. Üç. Han. Hancı. Arkadaşlar kervanların indiği, malların depolandığı, atölyelerin bulunduğu, ticaretin yapıldığı yer. Arkadaşlar. Ticaretin döndüğü yere ne diyoruz biz? Han. Baktığın zaman. Bunu zaten bizim literatürümüzde var. Tarkan, hancı, kurt'a tavuk getir, et getir gibi gibi gibi. Şimdi burada bir dikkat. Bunları bu şekilde anlatıyorum fakat niye? Çünkü videonun altında ders notu var. Ne yapacaksınız? Oradan aynı zamanda beni takip edeceksiniz arkadaşlar. 4. Kapan. Arkadaşlar mesela İstanbul'da un kapanı var. Un kapanı dediğimiz yer mesela Biraz size saçma gelebilir ama örnek veriyorum Twitch'in ilk versiyonu. Neden? Çünkü zamanında 1950, 60, 70, 80'lerde ünlü olmak isteyen herkes un kapanında. IMC çarşısı var orada plak çalarlar, plak şirketleri, kase şirketleri falan. Ama bizim ilgi bu değil şu anda. Un kapanı. Arkadaşlar toptan ticaretin yapıldığı yer kapan. Un kapanı, yağ kapanı mesela örnek veriyorum. Un kapanı ne oluyor? Toptan ticaretin yapıldığı yer arkadaşlar gibi. Bu da aklımızda kalsın. 4. Kervan Saray. Şimdi kervan saray arkadaşlar. Şimdi kökeni ribata dayanır. Birazdan ribatı göreceğiz. Kervanların güvenliği ve konaklaması. Arkadaşlar şimdi İç Anadolu'ya doğru gittiğiniz zaman böyle yol kenarında hep böyle kervanlar tarihi yapılar vardır. Bu o, o coğrafyada zamanında kalan insanlara ticarete verdiği önemi gösterir. Kervansaray arkadaşlar kervanların oteli gibi düşünebiliriz. Gelelim ribat. Şimdi bak bir soruda savunma, güvenlik ve ticaret aynı yerde ise cevabı %99 ribattır. Yani şimdi arkadaşlar İslamiyet'in ilk dönemlerinde daha çok savunma, korunma, askeri amaçlı inşa edilen böyle karakol yapıları var. Bunlar sınırların genişlemesiyle işlev değiştiriyor. Yani düşünsenize Şöyle bir ülkeniz var. Buraya sınır karakolu yaptınız gibi. Güvenlikli bir bina. E sınırız bu hale geldi. Bu binayı ne yapacaksınız arkadaşlar? Hem güvenlikli. Ne yaparsınız bunu? İşte hani kervanların ama lüks eşya taşıyan kervanları konaklama yeri olarak değiştirirsiniz arkadaşlar. Ribat'ın mantığı da bu şekilde olacak. Son olarak pazarla panayır var. Bunları en basit indir görüyorum. Pazar arkadaşlar halkın ya yani gündelik ticaretin döndüğü yerdir. Bakın Hanlar ticaret güzergahında ticaretin yapıldığı yerlerdir. Pazarlar normal vatandaşın ticaret yaptığı yerlerdir. Mesela işte bizim buralarda salı pazarı, perşembe pazarı gibi 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 baktığınız zaman. Panayır da güncel anlamı fuar arkadaşlar. Hani fuarlara benzeyen tanıtım ve satışların yapıldığı yer. Mesela panayırlar. Örnek veriyorum yine İslamiyet öncesinde Mekke panayırları meşhur gibi gibi gibi. Panayır, fuar, pazar, gündelik, Han ticaret yolundaki ticaretin döndüğü yer arkadaşlar. Evet net bilgilerden devam ediyoruz. Şimdi iki kavram kaldı orta ile alakalı. Sonra ünitemiz bitiyor arkadaşlar. İlki ordu. Orta çağda or ordular. Şimdi bunu bir iki kavram üzerinden değerlendireceğiz. Bir yerleşik yapıdaki insanların ordu düzeni. İki konar göçer yapıdaki devletlerin ordu düzeni. Bu genelde Asya, Orta Asya kavramı içinden değerlendiririz. Bu ise arkadaşlar Bizans ve Avrupa için geçerli. Şimdi yerleşik hayattakilerde şövalyelik var biliyorsunuz. Aynı zamanda kalın zırh. Oynadığımız oyunlar aklınıza gelsin. Ama bizde hafif süvari kalın zırh ise yok. Neden? Bu adam zaten konar göçer. Bu adam böyle ata bir bindiği zaman direkt olarak gider. Öyle onlarca kilometre şey kiloluk eşya yol gidebilir mi? Gidemez. Yani bu adam genel itibariyle savaşçıdır, ataktır. Bu ise arkadaşlar savunmaya yöneliktir. Çünkü belli bir yeri var adamın. Orayı savunacak. Ama bunun belli bir yeri yok. Yeni yerler alacak. Evet. Bu kadar. Yani mantık bu kadar. Devam ediyorum şimdi. Bak iyi dinle. Şimdi arkadaşlar özellikle 10-11. yüzyıldan sonra Ücretli askerlik moda haline geldi, özellikle Bizans için diyoruz. Mesela bundan tekrar bahsedeceğiz ilerleyen dönemlerde. Mesela ateşli silahlar, ateşli silahlar arkadaşlar dünya tarihinde 1331 sonrasında kullanılmaya başlanıyor. Mesela Osmanlı'da bunun yine kullanımı yine 14. yüzyıla dayanıyor. Mesela topun ilk kullanıldığı silah baktığınız zaman Kosova Savaşıdır gibi bunları da konuşacağız. Avrupa'da ise Fransa'da 15. yüzyıl arkadaşlar ateşli silahların kullanılması. Şimdi son ordunun son kavramı olarak mesela şöyle bir karşılaştırma yapalım. Bizans ordusuna bakalım. Sasani ordusuna bakalım. Bir de Moğol ordusuna bakalım arkadaşlar. Daha doğrusu Türk Moğol ordusu. Şimdi Bizans ordusunda ne vardı? Bir, ücretli askerlik vardı. Daha önce de bahsettik arkadaşlar. Şimdi bunda ne var? Bir, merkezi kuvvetler var. 2 eyaletlerden gelen askerler var. 3 bir de ücretli askerler var arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde biz aslında bu sistemi uyarlanarak Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı ordusunu temelini oluşturacak. Bakın ordu yapıları değil sistemi. Aynı zamanda sağ sahnelere geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi sağ sahnelerde Türklerde olduğu gibi onlu sistem var. Dikkat bak çıkabilir karşımıza. Aşağıdaki devletlerin hangisi onlu sistem kullanmıştır. Hadi bakalım ya da Meta'nın kullandığı e, bulduğu onlu sistemi hangi devletler kullanmıştır der. Tuzak sorudur. Sansanilerde var bu. Dikkat et arkadaşlar. Yine bunların ordusu da yine değişik etnik gruplar var o bölgede yaşayan. Bağlı kavimler var. On yine ücretli askerler var. Bir de savaş esirlerinde bu adamlar kullanmışlar arkadaşlar. Ne derece etkin olmuş bilemiyoruz. Bizim Türk Moğol Asya geleneğinde ise hafif suvari atlı okçular var ordumuzun sebebinde temelinde onlu sistem asli unsur zaten arkadaşlar bizim Asya genelinde ana amaç hız tak gel buraya buradaki mantık işte gördün mü konar göçer yerleşik arasındaki temel yapı farkları arkadaşlar ve unutmayın şöyle bir şey daha söyleyeyim yine yorum sorularında karşımıza çıkar yerleşik toplumlar üretimde konar göçer toplumlar ise Askeri alanda üstün orta çağda arkadaşlar. Hatta bu Avrupa'nın yükselişe geçtiği yani, or, yani önemli zaman değil, yakın dönemlere kadar da böyledi yani yakın dönemde son 500 sene. Yani dünya tarihi çok 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 daha uzun. O yüzden böyle bir örnek veriyorum. Ve şimdi buradan bir başka bir şey daha geliyorum. İlk çağda benim dediğim çok üzerinde durduğum bir kavram vardı. O kavram neydi arkadaşlar? Kültürel etkileşim vardı ya. Bak. Bu bunu sağlayan temel kavramlar şu. Arkadaşlar. Ticaret evet çok önemli. Şimdi savaş savaş diyoruz ya. Savaşlar da bu kültürel etkileşim sağlar. Şimdi savaşlar göç ve ticaret yine toplumsal etkileşimi arttırır ve arkadaşlar bu yine savaşlar yine bir kültürel etkileşim hukuku evrensel hale getirir. Ne demek mi istiyor? O zaman ne demek istediğimi şimdi gel. Ortaçağ'da hukuk arkadaşlar. Son konumuz. Şimdi unutma yorum cümlesidir. Hukuk kuralları toplumlarda gelişmişlik düzeyi kültür ve sosyal yapılara göre farklılık gösterir. Herkesin hukuk kuralları aynı değildir arkadaşlar. Yıldız. Bunu etkileyen faktörler de şu yukarıda verdiğim bilgilerdir. Gelişmişlik düzeyi kültür seviyesi, sosyal yapısı. Peki orta çağ hukuk kavramları neler? Hadi bunlara bakalım. Dört ana unsur var arkadaşlar. Bunlardan ilki 12 lefa kanunları. ikincisi Justinianus ya da Justinianus kanunları. Üç Magna Carta ya da Carta. Dört ise arkadaşlar Cengiz yasaları. Şimdi anlatıyorum iyi dinle bak. Biraz önce ne dedim? Evrensel hale getirir hukuku, bazı şeyler. Arkadaşlar 12 levha kanunları bugünkü Avrupa hukukunun temeli. Dikkat. Şimdi nasıl temeli olur? Nasıl olur ya falan gibi sorular. Olabilir. Bak ne dedim ben? Mesela buna A dedim. A, B'ye C, O, C'ye C, D'ye C, ve oradan günümüze geldi diyelim. Değişe değişe. İlk örneği ne bunun? A. Demek ki temeli A'dır. Şimdi Roma'da arkadaşlar mesela Bizans'ta senyor, ya orta çağda işte senyörler serfler var ya. Roma'da patrisilerle filepler arasında mücadeleler var. Aynı filepler halk arkadaşlar ee, bir ayaklanma çıkıyor. Bunun karşılığı olarak da şöyle bir kavram var. Bak yine bir sorularda çıkar. Notlarda bunun kesinlikle altını çiz. Halkın görev sorumlulukları, halk arası ilişkiler yani toplumsal düzen arkadaşlar 12 levha kanunları toplumsal düzen ilk defa burada dikkat bu direkt orijinal Roma'da mesela Justinianus kanunları arkadaşlar ise Bizans'ta yine temeli 12 levha kanunları İmparator Justinianus kendinden önceki kanunları topladı yeniden düzenleyip oluşturdu arkadaşlar mesela yine birkaç tane farklılık var suçlular hapisi yerine manastıra gidecek bunun ayırt edici özelliği ne hocam işte şu Arkadaşlar dünya tarihinde ilk defa kamu ve özel hukuk ayrımı yapılmıştır. Bu ise günümüzün medeni hukukunun temelidir. Çünkü baktığınız zaman aile, evlilik gibi unsurlar hukuksal düzene bağlanmıştır arkadaşlar. Avrupa hukukunun temeli 12 levha. Günümüz medeni hukukun temeli Bizans ama daha çok sorularda 12 levhanın şu toplumsal düzen kavramı çıkar. Şimdi gelelim Magna Carta. Magna Carta arkadaşlar 1215 İngiltere. İngiltere'de ortaya çıkıyor. Büyük sözleşme olarak anılıyor. Şimdi arkadaşlar İngiltere'de kral var. Bir de soylular var. Bu soylular yetkilerini arttırmak istiyorlar. Aynı, aynı zamanda şöyle bir şey var. Kral da diyor ki Ay ben yetkilerimi arttıracağım. Aralarında böyle bir it dalış ortaya çıkıyor. Daha sonra arkadaşlar araya bakın dikkat. Papa aracı oluyor papa aracı oluyor. Ve şöyle bir kavram ortaya çıkıyor arkadaşlar. Kanun üstünlüğü. Bizdeki tanzimat fermanı gibi. Ve kralın bazı yetkileri kısıtlanıyor. Avrupa'daki anayasacılığın temelini Magna Carta oluşturur. Tabii ki modernlikle alakası yok. Ama bak şurada verdiğim örnek var ya. Onun gibi düşüneceksin arkadaşlar kanun üstünlüğü anayasacılığın semeli. Hem bizdeki tanzimatın benzer hem de soydularla aristokratlarla yapıldığı için bizdeki senedi ittifaka benzer. Yeri geldi mi bunlarla konuşuruz arkadaşlar. Cengiz yasaları ise şimdi Türk Moğol geleneğinin yazılı hale gelmesi. Yani törenin yazılı hale gelmesi arkadaşlar. Cengiz Kağan olduğu 1206'da bazı ilavelerle yürürlüğe koymuştur. 33 defterden ibaret yani müştekil olduğu bilinir arkadaşlar. İslamiyet'ten sonra bile bu Cengiz yasaları kullanılmıştır. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi Cengiz yasaları Cengiz yasaları Asya toplumları için birebir. Yani konar göçerler için arkadaşlar. Mesela nasıl ki bakın başka bir örnek veriyorum. Tarım toplumları ve mesela avcılık yapanlar. Biz deriz ki tarım toplumlarında mesela mimari gelişmiştir. Ama avcılık yapanlarda mimari gelişmez. Neden? Bunlar yerleşiktir, bunlar yerleşik değildir. Avcılıktan kastım şu arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde hayvancılık. Mesela bunların malzemeleri, avcılık yapanların malzemeleri hafif malzemelerdir. Niye? Adam bunu taşımak zorunda kardeşim. Yani çok böyle ağır eşyalar yapamaz. Ama tarım yani yerleşik toplumlarda böyle bir şey söz konusu değildir. Bak hukuk da böyledir. Mesela Cengiz Yasa'nın hukukunda arkadaşlar hapis cezası olamaz. Niye? Bu adamlar konay göçer. Öyle bir bina hapishane falan yok. Yani serttir arkadaşlar. Aynı bozkır iklimi gibi, gibi. Hukuk kuralları da serttir. Gel. Bunlar yorum sorularımızı karşımıza diyoruz. Buradan da Cengiz saygıyla anıyoruz. Ve orta çağ ünitesini bitiriyoruz. Notlara yazatmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.